Arkadaşlar kiriş böyle. Alacağım sizler için. Abi, daha önceden yapmıştım. Çekimini yaptım. Paylaşacağım. Bunu da baş kısmına koyacağım. Beyaz kısmını kesiyoruz şu uç kısmını. Böyle sağ kısmını kesiyoruz ve böyle pırasa gibi doğruyoruz. Yemeği oluyor. Çok güzel çok güzel pilavı oluyor. Kavurmalı pilavı. Ve ben paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bir kilo. Ne kadar kireç? Bir dakika. 8 lira. 10 lira olsun mu? Olsun. Yaprağı olsun. Ne kadar? 30 lira. Olsun. Olsun bana 10 liralık yap. Tamam ablam benim. 10 liralık yapıyorum ablam. Müşteri bakar mı bakamıyorsunuz ya? Ben bir ton kiriş bitirdim. Bir... Yap 10 liralık yap. Tamam şöyle ben kardeş abi kanalımızda ne? En mükemmel yemekler. En mükemmel. Şu an kayıttayım. Anne bak yaprağı. Yaprak ne kadar? Annesi yaprak bu. Şimdi bak. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yöresel bir tarif yapacağız ve YouTube'da ilk bir tarif ile tekrardan karşınızdayım. Kavurmalı kiriş pilavı yapıyoruz arkadaşlar. Slavjuera hevarlo, mufkheratin endame kanalamına emkemel yemekler. İro embuera heluk. Kavurma heluyi, pilava kavurma heluyi, emde chicken, embevra, ez duzanım de YouTube'da avulle ev video yukarınay, çekirnay, embevra, chicken, 500-600 gram, goştemin hevun, mün pijam, de huay lekir, karabiber lekir, من پیجان او صد میل من رون کرپه هوالنو دو کفچی خوار نیزی من رونه تزه من کرپه ده سور بکن گوشت خوته دا Evet arkadaşlar, bir 500-600 gram kadar dana etim vardı. Bir çay kaşığı tuz ile bir tutam karabiberle pişirdim ve tamamen pişti. 100 ml sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile güzelce kavuruyoruz. Burası püf nokta olarak belirteyim. Ne kadar güzel kavurursak o kadar lezzetli olacaktır kiriş pilavımız. Arkadaşlar bunu da buradan belirttikten sonra güzelce kıvırıyoruz ve daha sonrasında yıkadığım, pırasa gibi doğradığım kiriş bitkimi arkadaşlar çok güzel kokusu oluyor. Buradan da belirteyim, denemeyenler için buradan bu bilgiyi vereyim. Çok güzel kokusu oluyor. Çok farklı bir tadı oluyor. Gerçekten öneririm bu tarifi sizlere. Ve güzelce doğruyoruz, pırasa gibi yıkıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra kavrulmuş etimizin üzerine ekliyoruz ve bunu güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Hevalnomun heluge ve prase
من هورکر او من شوشت آوی که پاکجه شوشتی دا خوشکتا آوی من نسلانت من کرسر گوشت خوی سور کری از اویا پر خوشک زیده تر سور بکم او پف نقطه جورا بیشم گوشت خوزی رن سور کن هلوگا خوزی رن سور کن دموشه دازی ناوی وی گلی که ده آمده ده ام جرا ده بیجن هیلو کند بیجن چه هون کار بمرا بنه ویدیویم ده بمرا پار بی بکن بنفسین ده شیروان ده از لور بنداویمه هون کارن آلیه راسته آلیه و ده آبونه اول بوتونیه یه هون کارن ده وی پین لبیدن دست لبیدن آبونه ببین اندامی کانال امرا zingile zile hun vekin ez gerek gerek keyif hoştu bim. Arkadaşlar sağ tarafta hemen abone ol butonu var. Bu tarz tariflerimi kaçırmamak için abone olup bildirimi açarsanız çok çok mutlu olurum. Bu tarz videolarım devamı için çok çok önemli. Lütfen kanalıma abone olup videomu sevdiklerinizde sosyal hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Ve gördüğünüz gibi iri bulgur kullanacağım arkadaşlar. Çiriş, heluk arkadaşlar, gülük, ilkbahar aylarında, bahar, Mart ve Nisan aylarında böyle çok kısa süreli hemen çıkıp bir 20 gün, 30 gün içerisinde hemen çıkıp bitmekte arkadaşlar. Ben bu videomu geçmişte çekmiştim ve şu an sizlerle paylaşma fırsatı buluyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kavuruyoruz. Çok güzel kokusu, aromatik bir lezzeti var arkadaşlar. Sizlere mutlaka öneririm. Ve yararlı bir bitki. Yararlarını da araştırıp sizler için açıklamalar kısmında yazıyor olacağım. Ve gördüğünüz gibi güzelce kavuruyoruz bunu arkadaşlar. Yeteri kadar tuz ekleyeceğim. Burada 600-700 gram kadar çirişim var. 600 gram kadar dana etim var. Güzelce pişirdim onu, kavurdum. Ve çirişimle de kavuruyoruz. Güzel güzel birlikte kavuruyoruz. Böyle biraz kavrulunca daha güzel bir lezzete ulaşacağız. Bunu buradan belirteyim. Püf nokta bu yemeklerimiz için arkadaşlar. Yemeklerimizi ne kadar güzel kavurursak o kadar lezzetli yemekler elde ederiz. Bu bilgiyi de buradan verdikten sonra kavurma işlemimize devam ediyoruz. Hevalno em goşte khoe o çirişa khoe khoarne khoe em gava çekin zedetir zedetir hoşik hoşik em çıkasa sor bıkın de khoarne me akvasa koşuk debe ez viyajvera parve bıkım hevalno. Ve arkadaşlar görüyoruz suyu çok güzel bir su salıyor. Gerçekten aromatik bir kokusu var. Pilava ve pilava çirişin pilava verdiği aroma gerçekten çok muhteşem, mükemmel diyebilirim arkadaşlar. Yapar denerseniz mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve çiriş şu an bitti arkadaşlar. Gelecek bahara kaldı. Gelecek bahara inşallah sizlerle dondurucuya nasıl saklanır ilgili videom gelecek. Bunu da, bu haberi de burada verdikten sonra iyice kavrulmuş çirişimize ve etimize kavurmamıza bulgurumuzu ekliyoruz. Bir kase kadar bulgur ekliyorum ben arkadaşlar ve 2 tatlı kaşığı birazdan tuz ekleyeceğim. Bunu da yine tekrar biraz daha kavuracağım. Hep birlikte göreceğiz yapımını arkadaşlar. Bulgurumuzu da ekledikten sonra güzelce kavuruyoruz. Hevalno bulgul tasek bulgula kışın mınkırpı hem ze gelek gelek hoşik hoşik hem de behevra carzi sor bıkın. Du kefçiye şerini ez tuhide bıkın pe hevalno hun mezekin gore hoya 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 bıkın pe tasek min bulgur kırpe hevalno ez koşuk koşuk sor bıkın
du tase avzi ezdi ava kelandi berdimser ede bedim kapagay bedimser ezdi bikelinim pepjinim blogolarak ve hevalno. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kavuruyorum ve birazdan iki tatlı kaşığı kadar tuzumu ekleyeceğim. Ne kadar güzel güzel kavurursak o kadar lezzetli bir kavurmalı çiriş pilavı elde ediyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi iki tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sizler tuzunu pişirdiğiniz miktara göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım miktarları arkadaşlar açıklamalar bölümüne ileriki süreçlerde yazmış olacağım. Genelde kışlık kavurmadan yapıyoruz bunu arkadaşlar ama evde hazırladığımız kısa süreli böyle anında pişireceğimiz kavurmayla da çok güzel mükemmel oluyor diyebilirim arkadaşlar. Es geçmek istemiyorum. Dediğim gibi YouTube'da ilk bir tarif ve çok yakışıyor gerçekten. Et ile birlikte tüketildiği zaman çiriş gerçekten muhteşem oluyor diyebilirim arkadaşlar. Öneririm sizlere bu tarifimi, ayranla da çok güzel bir tarif oluyor. 2 kase kadar da sıcak suyumu ekliyorum ve birazdan kapağını kapatıp pişirmeye alacağım. Heval no du kase zimin avay kelandi berda ser pilavaya kavurme heluge ezi rıntev bidim o kapağa deynim ser deynim ali agri hendik ezdi haya bir bulgulamın pübji ezdi pübjinim hevalno. Arkadaşlar şöyle kapağını kapatacağım. Bulgurumuz tamamen pişinceye dek kısık ateşte ocağa alacağım. Tamamen pişireceğim. Pişinceye kadar kapalı tutacağım kapağını arkadaşlar. Birazdan sunumda pişme aşamasına aşamasında hep beraber buluşacağız tekrardan. Orada görüşürüz. Ve 20 dakika sonra tekrardan beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti. Hafif sulu da kalabilir arkadaşlar. Heval no bis de ke peyda paşta em cerdi behevrane ve bit ava kvartam zua kriye hendik be avdozi de bo usa pırkoşik çe de bo germiya kavurma behelu ge gelek gelek hoşke un çeke be mura dışirovanda benimsiniz ezleveri gerek gerek keyif hoştu ben de ver ben de ve meheviya ve me arkadaşlar yaparsanız denerseniz mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Bekliyorum buradan yorumlarınızı ve hemen sizler için bir tabak hazırlayıp sunum aşamasına geçiyorum. Yanında ayran, salata, doğranmış domates, salatalık zebzelerle de gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere öneririm. Çok aromatik ve güzel bir tadı oluyor. Dediğim gibi bu tarz videoların devamı için abone olup sosyal hesap platformlarınızdan arkadaşlar paylaşırsanız kanalımı çok çok mutlu olurum. Buradayım sizler için ve böyle farklı farklı tariflerle geliyor olacağım arkadaşlar. Heval no hun kanalımın de sosyal hesabı koda par ve bugün ez gelek gelek keyif hoşte bebem ez verir ben davame hun çekin kuarnemin ve beyim kır videoya min hun karın like babajın khere khoye hun karın par ve bugün kanalımın ez verir ben davame. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok cici bakın. Heval no haya videoyu ki no da em de jarzi hev bibinin lukwe baş me zekin bibinin hoş yeda
Kobaş Mezeklin. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kaldırıyı nasıl pişiriyoruz? Kaldırı. Evet. Anlat şimdi. Ona suya kaynadıktan sonra bu içine salıyorsun, pişiyor. Su kaynadıktan sonra evet, tam bol suda mı pişiyor bu? Haşlıyorsun. Yani. Haşlıyorsun. Yani. Haşlıyorsun. Ha. Haşlıyorsun. O zaman sonra az bir suda da haşlayabiliriz. Evet. Sonra süzüyorsun. Süzüyoruz. Süzdükten sonra ister soğanla kavur, ister kızart. Kızartması da şöyle olur. Un atıyorsun ona. Evet. Onu ister yumurta da kırabilirsin, ister kum, ister kırma. Evet. Onu tarzı yavaş şeyde tavada kızartıyor. Bir de bol, bol soğanlı kavurursan daha güzel. Heh, lezzeti tadı neye benziyor? Kaldırayım. Valla nasıl ben ne bileyim şimdi herkes kaldırıyor. Ama çok güzel bir şey. Ben de mesela kendimi çok seviyorum ve çirişi çok seviyorum.